Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben de Avrupa Birliği Başkanlığı bütçesi üzerine söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, geçen yılki bütçe görüşmelerinde hatırlıyorsanız Avrupa Birliği üyelik müzakerelerimizde kişisel, günübirlik, popülist söylemlerle ilişkilerin çıkmaza, kısır döngüye girdiğini, somut sonuç almamız gerektiğini uyarılarında bulunmuşum, beklentilerimizi paylaşmıştım. Siz de demiştiniz ki bizim de eksikliklerimiz var, sorunları aşarak ilişkilerimizi gidermek istiyoruz demiştiniz. Şimdi ben size tekrar soruyorum Sayın Bakan, Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde son bir yılda hangi eksikliklerimizi giderdiniz, hangi sorunları aştınız, hangi somut kazanımları elde ettik? Bunları yapmadığınız gibi ilişkilerde var olan açmazlar daha da derinleşirken yeni sorunların ortaya çıkmasına da engel olamadınız. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte partili ve taraflı Cumhurbaşkanı sistemi uygulamaları, güçler ayrılığı, bağımsız özel kurumlar, denge denetleme, yargı bağımsızlığı, temel haklarda ciddi geriye gidişler, sorun alanları açmazlar olarak karşımızda duruyor ve bizden adım atmamız bekleniyor. Evet, bu alanlarda hazırlanan reform paketleri, yapılan yasal düzenlemeler ama uygulamada ciddi ve somut sonuçlar ortaya çıkarmadı, çıkarmıyor. Neden? Biz burada bir taraftan yargı reform paketlerini hep birlikte kabul ederken ama diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkıp da talimat verdim, bu can bu bedendeyken dediğinde işte bu reform paketlerinin Avrupa Birliği nezdinde hiçbir anlamı ve karşılığı kalmıyor Sayın Bakan. Değerli milletvekilleri, işte bu nedenlerle sahada ve masada güçlü Türkiye savının Avrupa Birliği sürecinde son bir yılda bir karşılığı ve bir kazanımı olmamıştır. Peki ne olmuştur? Bırakalım bir ilerlemeyi, hızla geriye gidiyoruz. İlişkilerde güven kaybı, belirsizlik ve öngörülemezlik hakim. Siyasi kriterlerde sorunlar giderek büyüyor. Müzakere başlığı açamadık, açılan herhangi bir başlığı da kapatamadık. Avrupa Birliği yeşil mutabakata geçerken, bunu tartışırken biz gümrük birliğinin güncellenmesinde bir aşama kaydedemedik hala. Ya göç mutabakatı? Biz söz ve taahhütlerimizi yerine getirirdik ama vize muafiyeti hakkını elde etme noktasında bir ilerleme olmadı. Dahası yine yaptırım, fon kesintisi tartışmaları içinde kaldık. Ama en önemlisi değerli milletvekilleri, ısrarla sürdürülen kişisel popülist dış politika tavrına karşı aldığımız cevap da kişisel popülist tavır noktasına geldi. Bunun sorumlusu kim? Tam da bu noktada sizi uyardığımız, öngördüğümüz ve beklenen sonuç ve ülkemizin karşı karşıya kaldığı tablo bu oldu maalesef. Sayın Bakan, bu başarısızlıklarınız için artık çıkıp komisyonda da uyarmıştım ve söylemiştim. SALT, Avrupa Birliği'nin çifte standardı, ikiyüzlülüğü, siyasi tavrı, engeli, bunları artık lütfen öne sürmeyi bırakın. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde bilinen veri olan bu koşulları siz yönetemediniz ve başarılı olamadınız Sayın Bakan. Doğu Akdeniz, Kıbrıs gibi hassas konularımızda malum ülkelerin ikili ilişkilerimizi Avrupa Birliği zeminine taşımalarına engel olamadınız. Haklı tezlerimizi dahi Avrupa Birliği ülkelerine ve kurumsal yapılarına savunamıyor, anlatamıyorsunuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ama gelinen aşamada Avrupa Birliği ile sadece müzakere ve üyelik sürecinden uzaklaşmıyor ülkemiz. Öncüsü olduğumuz, 100 yıl öncesinde kabul ettiğimiz, içinde itibarla yer aldığımız evrensel değerlerden, kazanımlarımızdan da hızla uzaklaşan tartışmalı bir ülke konumuna geldik ve bu konumdan çıkamıyoruz. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp kurucu üyesi olduğumuz kurumları ve kararları tanımıyoruz dediğinde Sayın Bakan, peki biz şimdi karar alma mekanizmalarında yer almayı hedeflediğimiz Avrupa Birliği'ne üyelik perspektifimizin bir inandırıcı kalır mı sanıyorsunuz Sayın Bakan? Bu çelişkili sürece neden bir ses çıkarmıyorsunuz ve etkisiz kalıyorsunuz? Bu çıkış Türkiye'nin itibarını, kazanımlarını ve çıkarlarını tehlikeye atmak değil mi Sayın Bakan? Diğer taraftan uzun süredir iddianamesiz uzun tutukluluk kararları nedeniyle uluslararası kamuoyuna taşınan hak ihlali davaları varken imzaladığımız ama bizim de uygulamasından sorumlu olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi AİHM kararlarını tanımayan, uygulamayan bir ülke tartışmaları içindeyken şimdi bir de çıkıp öncüsü olduğumuz, çekincesiz imzaladığımız insan hakları, kadın hakları konusunda önemli bir eşik olan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarak ülkemizi Avrupa nezdinde yeni bir tartışmaya açmadınız mı? Bir uluslararası anlaşma olan Paris'i onaylarken yine aynı zamanda bir başka uluslararası sözleşmeden bir gece yarısı, gerekçesiz, şahsi bir kararla çıkma çelişkisi ve güvensizliğini nasıl gidereceksiniz? Bunu nasıl anlatıyorsunuz Sayın Bakan?
Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ülkemiz bu tartışmaların içine sürüklenirken siz ne düşünüyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Ama size asıl sorum bugün Sayın Bakan, size asıl sorum Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde karşı karşıya kaldığımız tüm bu çıkmazlar, tüm bu olumsuzluklar, geri gidişler, belki şimdi çıkıp yine ön yargılar diyeceksiniz. Tüm bunlara rağmen siz bugün çıkıp bize bir yol haritası ortaya koyacak mısınız, koymayacak mısınız? Son olarak şunu söylemek istiyorum değerli milletvekilleri. Şüphesiz Avrupa Birliği Başkanlığı'nın, Avrupa ülkeleri nezdinde kurumsal temsilcilerimizin, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanları, değerli üyeleri, hepimiz ne olursa olsun ilişkilerin sürdürülmesi ve normalleşme çabaları içindeler. Ben de üyesi olduğum komisyon göreyi bu durumlara şahitlik ediyorum. Ancak bu kurumsal çabanın ve ilişkilerin arkasında güçlü bir siyasi irade yok. Günübirlik, kişisel, popülist söylemlere tüm bu çabalar heba ediliyor. Siz de buna izin veriyorsunuz Sayın Bakan. Son olarak değerli milletvekilleri, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak... Buyurunuz. Çok özür dilerim Sayın Başkanım, uyarmıştınız bizi. Ben şunu söylemek istiyorum son olarak. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerçek anlamda güçlü bir siyasi iradeyi ve reform programını ortaya koyarak Avrupa Birliği ile adil, eşit, itibarlı bir üyelik zeminini kurarak ülkemize kaybettirdiğiniz tüm bu zamanı ve kazanımlarımızı geri alacağız diyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.